Şu anda Agiri'nin Doğu Beyazıt ilçesine doğru yola çıktılar. Yürüyorlar, yaklaşık 2 kilometredir yürüyorlar ilçe merkezine doğru. Yürüyüşleri devam ediyor. Kısa bir süre sonra Doğu Beyazıt ilçe merkezine varacaklar ve burada yürüyüşçüler karşılanacak. Şimdi yürüyüş kolunda olan DTK eş başkanı Berdan Öztürk'e mikrofonu uzatacağız ve duygularını alacağız. Yürüyorsunuz, 3. gününde yürüyüş. Evet. Halk size nasıl bir mesaj verdi? Siz ne gördünüz bu yürüyüş boyunca? Halkın ilgisini nasıl görüyorsunuz? Biraz sizden alabilir miyiz? Şunu belirtelim önce. Tabii Kars'a iki kol halinde. Bir kol Kars'tan, bir kol Van'dan başladı. Yani hem Kars'a olsun, dün Iğdır'daydık. Bugün Doğu Beyazıt'a gidiyoruz. Halkın ilgisi, yoğun bir ilgisi var, sıcak bir ilgisi var bu anlamda. Tabii bu söz konusu yürüyüşün amacını da halkımız çok iyi biliyor. Bugün Türkiye'de yaşananları değerlendirdiğimizde Türkiye ciddi bir krizin içerisinde. Sadece ekonomik anlamda demiyoruz. Demokrasi olsun, insan hakları boyutunda olsun, muhalif kesimlerin basılması noktasında olsun, ciddi bir kriz ve kaosun içerisinde olduğu için bu yürüyüşün amacının da işte bu krizin kaosun temelinde Kürt meselesi ve Kürt meselesinin çözümünde de yıllarca 93 yılından beri Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın ne kadar etkili olduğunu, hele hele yaşanan son süreç 2013-2015 sürecinde de bu açıklık bir şekilde görüldü. Bu açıdan da bunun önemini halkımız iyi biliyor. Tabii sadece halkımızın değil, Türkiye halklarının bunu görmesi gerekiyor. Burada sadece bir Kürt halkının özgürlüğü için değil, tüm Türkiye halklarının eşit özgür yaşamı için biz bir duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Bu tecritin kabul edilemeyeceği, daha önce de defalarca biz dile getirdik. Bu bir şahsa uygulanan bir tecrit değil. Milyonların irademle dediği Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanıyor ve sadece Türkiye açısından da değil, bugün Orta Doğu'da da çözümün adresi noktasına gelmiş durumda. Bütün dünya halkları, bakın Afrika'dan sonra Avrupa'ya kadar Sayın Öcalan'ın özgürlüğü noktasında, fiziki özgürlüğü noktasında imza kampanyaları olsun, etkinlikler olsun, bunu görmek gerekiyor, bunun değerini bilmek gerekiyor, bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Buradaki mesajımız tabii ki Türkiye halklarındadır. Hani bir çözüm olacaksa, Türkiye'nin önü açılacaksa, bir gelecek olacaksa İbralı kapılarının açılması ve Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü fiziğine kavuşması lazım. Nasıl bir yol açacak bu yürüyüş? Bu yolun yürüyüşün sonunda nasıl bir yol belirliyorsunuz? Biz yıllardır zaten bu konuda eylem olsun, etkinlikler olsun, arkadaşlarımız mecliste olsun, yani bütün bir yapımızla, örgütsel yapılarımızla, kurumlarımızla biz her zaman onurlu bir barışın Türkiye için elzem olduğunu defalarca, hemen dediğim gibi eylemlerle hem sözleri sözünü kurarak dile getirdik. Bu nasıl bir duyarlılık yaratacak? Şimdi geldiğimiz noktada dibin dimirini görmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Bunun bedelini kim ödüyor? Bakınız, bunun bedelini sadece Kürtler ödemiyor. Türkiye halklarının tamamı şu anda bunun bedelini ödüyor. Türkiye halklarının tamamı. Yani bir ekonomi ele aldığımızda bile 2 yıllık süreçten bahsettik. 2013-15 arasındaki verilerle bakın. Bir de tecritin ağırlaştırılması, savaş kararı, zaten tecritin ağırlaştırılması savaş kararıydı. Savaşın başlamasıyla birlikte şu andaki 9 yıllık verileri bir karşılaştırdığınızda arada dağlar kadar fark olduğunu, 2 yıllık süreçte Türkiye'nin çehresinin nasıl değiştiğini herkes gördü, herkes yaşadı. Bu açıdan da duyarlı olmak lazım. Yani Sayın Ali Öcalan'ın görüşlerini belki bir paylaşmayabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bu ayrı bir konudur. Ama sonuç itibariyle bu ekonomi bu duruma gelmişse, başta İmralı'da başlatılan düşmanlık, başlatılan
işkence sistemi ve ağır tecrit ve sonrasında yaşananlara da baktığımızda Türkiye'nin bu duruma gelmesinde iktidarın kendi çıkarı ve milliyetçi anlayışıyla bütün Türkiye halklarını bu şekilde Kürt düşmanlığından da cezalandırıyor. Bu cezalandırmaya dikkat çekiyor. Çözümü gösteriyoruz. Dünyada da birçok örneği var. Öldürmekle, tutuklamakla sorunlar çözülmemiştir. Dünya örneklerinde de eninde sonunda masaya gelmiş ve diyalogla bu çözülmüştür. Burada da böyle olacak. Geç olmadan böyle olacak. Yani geri dönülmez bir noktaya doğru Türkiye gidiyor. Az önce dibini görmesini görmüştür dememin sebebi bu. Biraz daha ileri gittiğinde geriye dönecek bir nokta kalmayacak. Bu açıdan bütün toplumsal yapının ahlaki değerleri olsun, az önce bahsettiğim gibi muhalif kesimlere yönelik baskılar söz konusu olsun. Bunun temelinde İmralı'da başlatılan ağırlaştırılmış tecriddir. Ve şu anda Türkiye'de herkes, her bir fert tecrid altındadır. Tecrid altındadır. Kendi görüşlerini bile dile getiremiyor duruma gelmişlerse, bunun asıl sebebini adını koyarak dedik ya, Sayın Öcalan'ın görüşlerini paylaşmayabilirsiniz. Eğer hukuk istiyorsanız, adalet istiyorsanız, hukuk adına, adalet adına her kesimin sesini çıkartması lazım. Birlikte yaşamın önü bu şekilde açılır. Birlikte biz bu şekilde ortaklaşırsak, bu faşist anlayışı da bu şekilde hep beraber gönderebiliriz. Teşekkürler. Üçüncü gününde neler söylemek istersiniz? Evet, evet. Bu yürüyüş, özgürlük yürüyüşü. Onurlu, kutlu bir yürüyüş. -19 derecede diz boyu karda umutların yetiştiği, adaletin geleceğine inancımızla yürüdüğümüz bir yol. Kesinlikle Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kırılana kadar cezaevinde açlık grevinde olan bütün arkadaşlarımıza desteğimiz, yürüyüşümüz de devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Size geldik yine. Evet. Kolay gelsin öncelikle. Yürüyorsunuz. Yürüyoruz evet. Yıllar önce hayali Kürdistan Ağrıdağ'ında meftundur denmişti. Bugün bir özgürlük yürüyüşü yapılıyor. Evet. Neler söylemek istersiniz Ağrıdağ'a? Yani aslında Kürdistan'ın her karış toprağı soykırımcı, sömürgeci zihniyet tarafından aslında betonlaştırılmak istendi. Bu coğrafyada hayat aslında bitirilmek istendi. Ama biz Kürtler, özgürlüğüne tutkulu olan bizler, bu betonlaştırma, toprağın altına gömülme, geri dönmemecesini aslında bu halkı soykırımın eşiğinden geçirmek isteyen bütün soykırımcı, sömürgeci zihniyete karşı bu toprakları özgürlüğün, barışın, adaletin ve eşitliğin başkenti yapacağız. 21. yüzyılda Kürdistan sadece kendi değerlerin değil, bütün insanların değerlerinin savunucusudur. Bunun onurunu bütün halkımız, bütün yoldaşlarımız, bütün dostlarımız yaşamalıdır ve bu yürüyüşü ortaklaştırmalıdır. Bu yürüyüşün sonu her zaman diyoruz, mutlak ve mutlak bir şekilde Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüyle sonuçlanacaktır. Kürt halkı önderliği etrafında, Sayın Öcalan etrafında ve onun fikirleri etrafında buluşsun. Özgürlüğünü kendi sağlasın. Unutmayalım, örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. 50 yıllık tarihimiz örgütlü bir halkın gerçeğinin tarihidir. Bir kez daha bu örgütlü mücadeleyi toplumsallaştırmak ve özgürlüğümüzü sağlamak için yollardayız. Başaracağız, inanıyoruz. Bütün arkadaşlara, bizi dinleyen arkadaşlara, herkese serkeftin diyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Neler söylemek istersiniz, gidiyorsunuz? Yani aslında Kürdistan halklarının özgürlük mücadelesinin hiçbir zaman yenilemediğini tekrar tekrar hatırlıyoruz bu yürüyüş esnasında. Bunca saldırıya rağmen halk dipdiri, dinç, bir arada, birleşik mücadeleye inanıyor, kazanacağına inanıyor. Çünkü kazanmak dediği şey maddi bir kazanç değil, geleceği kazanmak. Geleceği kazanmaktan hiç vazgeçmemiş. Dün biz Iğdır'da 30 yıllık mahpusları ziyarete gittik. 30 yıl devletin hapishanede çöktüremediği bir halk gerçekliği var. Onu gördük tekrar. Kürt halkı Ararat'ın eteklerinde yürüyoruz. Dağların yüceliğinde bir özgürlüğe hasret ve bunu kazanacaktır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Armanca ve meşi ve bevesi zalanı lisel seroki gelin kurt tercih edek gran heyi. Boy ki envi tercih edek gran lisel seroki gelin kurt rakin em meva meşa despikir. Boy vi tani ne boy an haji greva bir çibini da hevali me e zindana. Jiboy ki tercih da ser serokati bişke evnaji
verin evafe. Valla az vayi kanım büyüm germaya kalmazın. Ne be biz keza usi kesi emketinri. An hava germaya ki ve meşe be milyona kes ve meşe destek edinme. Emeci boyu ve destek avan eme hatani panze mehe ve meşakul bir meşinin. Jiboy gelle kurt. Jiboy havale jina, jiboy havale juana, jiboy vak hatta askanım vay bim, jiboy orta doğu, yani meşaka giringe. Gerek emvi mefta zindana imraliye deriye ve bişkinin, jiboy azadiye serok, jiboy gelle kurt, gişk azad bebe. Peşiyan ve rast dıştaki girin cihayı, hilbicartın ek cihayı. Coşa gel, bir germaya gel. Eskanı bim anha bir milyona insan me guhdar diken. Bebe meşeyra dil evan ji bime rayı ne çıkan ne me rayı. Bebe sermeyda ve berfeyda. Yani eskanı bim gel ekürt giş me rayı. Tercihde serser okatiye. Yani me guya Orta Doğu'yı geç, cihane geç etkili ki bandora virser gider ya. Lazım ve serok, deroka kurta, dembeka kurta, serok azad bebe. Boy azad bebe, ez bavardakim ne kurtani. Türkçi azad diben, bravayı baş bizanı ben, beş serok cihane nabe. Davya meşame, evi her rahayı, panzi mehidayı, ne bes panzi mehidtenin emduhazın. Kadı sizde meyda, çarde meyda, bersiva ve meşe veri dayını neki panze ve şanze meyici, hatta panze meyici eme vitene ne, roy peşta bersiva ve meşame neden eme disades bir meşekin. Vay kanın hevali kunara geldi kura bayıca. Vinci tevla ve meşe ben, jiboy aşat boy aşitiye jiboy aramiye jiboy serok azat bebe lazım ve emgip tev hevre ve meşe destek bebe. Açlık grevlerinde ve Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kırmak için bu yürüyüşe başladık. Amacımız tabii ki Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridi kırmak ve Sayın Abdullah Öcalan şahsında topluma sirayet eden bir tecrit var. Bu tecriti kırmak için 1 Şubat'ta başladığımız yürüyüşün 15 Şubat'a kadar devam edeceği ve gittiğimiz illerde, ilçelerde gerçekten halkın coşkusuyla kitlesel bir şekilde karşılamaları hem moral verici hem coşkunun yüksek seviyeye çıkmasına da neden oluyor. Biz de bu noktada moralli ve umutluyuz. Tecritin artık Sayın Abdullah Öcalan üzerinde değil de halkın üzerine de sirayet ettiği için halk genel olarak özelinde Kürt halkı ve Türkiye halkları üzerindeki tecriti kırmak için halkın da bu noktada coşkusu ve sahiplenmesi bu noktada da çok değerli buluyor ve o açıdan dolayı da bütün halkımız da bunu sahipleniyor. Tekrardan da buradan çağrımızı şöyle yenileyelim. Bütün halkımızın bu özgürlük yürüyüşüne sahiplenmesi ve gerçekten gittiğimiz her yerde o coşkuyu halka vermek bizim birinci amacımızdır. Tecriti de mutlaka kıracağız. Halk hem kendi özgürlüğünü hem de önderliğin özgürlüğüne ulaşması açısından halkın bu noktada bu yürüyüşe sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü sadece dediğim gibi önderlik üzerinde bir tecrit yoktur. Bütün halklara sirayet eden bir tecrit var. Bu tecriti de kırmak için halkın sahiplenmesi noktasından geçeceğini söylüyor ve umut ediyoruz. Demdema azadiyeye, demdema serkeftineye.